Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekmek unu kullanmadan çok amaçlı unla yapılan ekşi maya ekmek tarifini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi benim ekmeğim burada pişti. Son hali bu şekilde. Bu ekmekte diğer bir önemli nokta ise %65 oranında su kullandık. Bu su oranı normal benim diğer yaptığım ekmeklere göre çok daha az olduğu için, yani normalde %75-%78 civarı su oranlı ekmekler yaparken bunda çok daha az oranda su kullandım. Bu tarif gerçekten ekşi mayaya yeni başlayan, belki de ilk ekmeğini yapacak olanlar için çok yapılabilir bir tarif. Hem su oranının az olması hamurla uğraşmayı kolaylaştırıyor, hem de evinizde her zaman için bulunan normal bir unla yapabileceğiniz tarif olduğu için ve aynı gün içerisinde pişirebileceğiniz bir tarif ve çok da karışık, uzun uzadıya farklı teknikleri olan bir tarif değil. O yüzden faydalı olacağını düşünüyorum bu tarifin. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz dediğim gibi çok amaçlı undan yapacağız ekmeğimizi. 3,5 su bardağı çok amaçlı unumuz var. Yani ekmeklik un değil, normal pasta, börek, kek yaptığımız unlar. Yalnız tavsiyem kaliteli bir marka seçmeniz. Çünkü her zaman için ekmeğin kalitesini etkileyecektir. Ve bunda otoliz yok. Direkt bütün malzemeleri karıştıracağız. Burada 3 silme çay kaşığı tuzum var. Tuzumu ekliyorum. Suyum var 350 ml. Bunun bir kısmını ekleyeceğim. Yaklaşık 50 ml'sini altında bırakacağım. Gerekirse onu ilave edeceğim. Yaklaşık 1 su bardağı da mayam var burada. Bunların hepsini karıştırıyorum. Yaklaşık 3-5 dakika sürecek. Şimdi bunun üzerini kapatacağım. 15 dakika dinlenecek ve sonra bir çekme ve katlama işlemi uygulayacağız. Sonra tekrar devam edeceğiz ekmeğimizi aynı şekilde katlamaya. Evet, gördüğünüz gibi kıvam böyle. Tabii ki ele yapışıyor hala. Ama dediğim gibi o 50 ml ayırdığım suyu kullanmadım. Sadece 300 ml kullanmış oldum. Siz de kendinize göre ayarlayın. Evet arkadaşlar, hamurum 15 dakikadır dinleniyordu. Şimdi ilk katlama işlemini yapacağız. Ellerimi ıslatıyorum. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çekiyoruz karşı taraftan da. Uzatıyoruz, katlıyoruz. Şu şekilde yine uzatıyoruz ve katlıyoruz. Dört bir ucundan aynı işlemi yaptık, çektik ve katladık. Şimdi 1-15 dakika daha bekleyip ikinci katlama işlemini yapacağım. Bu ekmekte toplamda 4-5 tane katlama yapacağız. Ve ilk iki tanesi 15 dakika arayla, geriye kalan 2 ya da 3 tanesi 30 dakika arayla olacak. Evet arkadaşlar, 15 dakika geçti. İkinci katlamamızı yapacağız. Ellerimi ben her zamanki gibi ıslatıyorum. Ve ucundan şu şekilde çekiyorum. Ve üzerine katlıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Bu şekilde çekiyoruz iyice. Sonra bu kısmı
Evet. İşte bu kadar. Şimdi üzerini kapatacağız ve 30 dakika bekleyeceğiz. Üçüncü katlamayı yapacağız. Evet arkadaşlar, yarım saat geçti. Üçüncü katlamamızı yapacağız. Hamurumuzun ton hali bu şekilde. Ellerimi ıslatıyorum ben. Ve öncelikle şu kısımdan başlayarak çekiyorum ve katlıyorum. Diğer fırından çektikten sonra gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Evet, şimdi üzerini kapatıyorum ve yarım saat sonra tekrar katlayacağım. Evet arkadaşlar, yarım saat daha geçti. Dördüncü katlamamızı yapacağız. Evet, şimdi üzerini kapatacağız. İsterseniz 5. katlamayı yapabilirsiniz. Sanırım ben 4'te bırakacağım. Bunu yaklaşık 2 saat boyunca bu kabın içerisinde mayalandıracağım. Evet arkadaşlar, ben bunu 2 saat değil de 3 saat beklettim. Çünkü mayanın mayalanması için gereken biraz zaman daha gerektiğini düşündüm. Size de göstereceğim hamurun son halini. Mayalandıktan sonra ki siz de bu zamana gelene kadar mayalandırın. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarda küçük hava kabarcıkları oluştu. Şimdi ben kuru olan yüzeyime alacağım bunu ve bir 20 dakika dinlendireceğiz burada. Unlamıyoruz bu aşamada. Biraz ıslatabilirsiniz isterseniz. Elinizi ve hamur kazıyıcınızı. Şimdi yapmaya çalıştığım şey şöyle bir yuvarlak haline getirmek hamuru. Bir 20 dakika böyle dinlendireceğim ve sonrasında şekil vereceğim. Bu arada ben hamurumu dinlendirirken bir yandan da ekmek sepetini hazırlayayım. Bunda yuvarlak bir şekilde ekmek yapacağım ben. O yüzden böyle bir kalıp kullanıyorum. İçerisini unlayacağız bunun. Ben ekmeklerin dış yüzeyinde pirinç unu kullanıyorum. Siz normal un da kullanabilirsiniz ama bu yapışmasını çok daha önlüyor. Az miktarda olsa bile. Evet arkadaşlar, 20 dakika geçti. Şimdi birazcık üzerine un serpeceğim. Ellerimizi de unlayalım. Çeviriyoruz. Şöyle. Aynı
bir şekilde. Bu kısmını da. Dört ucundan kapatıyoruz. Sonra nazik bir şekilde, çok nazik olarak şimdi ben bunun üzerine birazcık susam dökeceğim. Damlarımızdan döküyoruz. Üzerine koyup bu şekilde tekrar sepetimizin içerisine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle gayet havalı bir hamur. Bunu yaklaşık 2 saat bu sepetin içerisinde mayalandıracağız. Benim ekmek hamurum 2 saattir mayalanıyor. Fırınımı 1 saat önceden açtım. 230 derecede içerisine de pişireceğim tencereyi kapağıyla birlikte koydum. Şimdi ekmeğimize bakalım, hamurumuza. Size şöyle göstermek istiyorum hamurun son kıvamını. Parmakla dürtme testi mi denir? Poke test diye geçiyor İngilizce'de. Şöyle bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi geri geliyor. Bastırıyorsunuz geri geliyor, bastırıyorsunuz geri geliyor. Fakat bastırdığınız noktalarda parmağınızın izi kalıyor. Yani tamamen gitmiyor ama bu güzel mayalanmayı gösteriyor. Ama parmağınızı bastırdınız diyelim. Çöker kalırsa o fazla mayalanmış bir ekmek hamuru. Gördüğünüz gibi parmağınızın izi de kaldığı için bu artık güzel mayalanmış, artık pişmeye hazır dediğim gibi. Şimdi ben bunu bunun üzerine aktaracağım. İşte gördüğünüz gibi ekmeğimiz, hamurumuz bu şekilde çok güzel susam kokuyor. Şöyle şimdi keseceğim. Ben buna kare bir şekil vermek istiyorum çizerken. Şöyle. Şimdi fırına gitmeye hazır. Tenceremi çıkaracağım. Benim tencerem böyle toprak bir tencere ekmek pişirmek için. Şimdi içerisine hemen koyacağım. Ekmeğimi hazır bir şekilde. Ve üzerini kapatacağım. Yalnız bu şeylerle çalışırken dikkatli olun. Elinizi yakmayın. Evet, fırına tekrar gönderiyorum. 230 derecede 20 dakika pişecek. 20 dakika sonra ağzını açacağım. Böyle görünüyor. Şimdi 120 dereceye düşüreceğiz ve üzeri kısarana kadar ve içi de pişene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar, ben yaklaşık 25-30 dakika tuttum. Sanırım 30'a daha yakın, 27 dakika kadar. İçerisinin pişip pişmediğine emin olmak için dereceyle kontrol edeceğim. Fahrenheit olarak ölçüyorum ben. Evet, 213-214 derece Fahrenheit, yani gayet iyi durumda pişmiş içerisi. Şimdi ben bunu bir tele aktaracağım. Evet arkadaşlar, ekmeğim soğudu. Bu şekilde. Şimdi içini keseceğim, bakalım nasıl olmuş.
Ekmek unu kullanmadığımız için ekmek unundaki iç dokuyu yakalayamayabiliriz normal unla yaptığımız ekmeklerde. Ama yine de çok güzel, yani şu an üzerine bastırınca hissedebildiğim kadarıyla gayet güzel bir dokusu olacağını düşünüyorum. Bir kesip içine bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet başarılı. Normal unla yaptık bildiğiniz gibi. Ekmek unsuz hiçbir ekmek unu kullanmadık. Ve gayet sonuç başarılı duruyor. İçerisinde delikleri görüyorsunuz. Gayet homojen bir şekilde yayılmış. Çok da güzel kokusu var. Arkadaşlar, iç dokusu da böyle, bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde pişmişler. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi illaki ekmek unu olmasına gerek yok. Güzel şekilde pişmiş ve güzel duruyor. Ekmeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Herkese iyi günler. Eğer sorularınız olursa lütfen aşağıda yorum kısmına bırakın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.